ben bir türkü seslendirmek istiyorum yine, müsaadeniz olursa. Yine Karadeniz yöresindeyiz. Hüseyin Dilaver'den alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir türkü. Yine yakından tanıdığınız, bildiğiniz bir türkü. Gemiler giresune, yar olayım sesune. Bir daha vura idi, nefesum nefesuna diyeceğiz şimdi gençliğime türküsünde. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Yine yollar, yine karlı dağlar. Arkadaşlar, 3200 metre rakımda Gümüşhane'nin Sarış Dağı'nda bulunmaktayım. Hepinize selam ederim. Yaşlandık artık, yaşlandık. Yollar vızır gelir vızır giderdi. Gece gündüz ama tabii her şeyin bir baştan, ortadan sonu var. Karşıki köy Karaçukur. Aşağısı Karadere. Baraj var aşağıda. Barajın olduğu yer Kürtün. Süme, Uluköy, Demirciler, Gürgenli, Gündoğdu. Dağların etekleri hep köy dolu. Orta Asya'dan Oğuzlu boyları bu memlekete geldi. Ve bu dağlarda obalar kurdu. Göçebelik hayatına devam etti. Yine unutulmadı obacılık, yaylacılık. Tabii şimdi gençler köy hayatını bıraktı. Herkes ekmeğinin işinin peşinde. Köy hayatı, göçebecilik zor tabii ki. Şimdi eskiden hep yürüme gelirdiler yaylalara. Şimdi yollar vuruldu. Adam arabasıyla geliyor. Yaylasını yapıp gidiyor. Ah dağlar, dağlar. Dağlar. Özgürlüğün sessiz çığlığıdır. Arkadaşlar patika yol. Bu yollar eski hayvanların patika yollarıydı, kapandı.
Yabani hayvan olarak buralarda tilki çok. Bir de az da olsa ayılar var. Ayılar yayla evlerine çok zarar veriyor. Yiyecek olmadığı halde çatısını kırıyor, kapısını kırıyor. Bizim bir Kenan abimiz var. Dedi ki, doğanın dedi asıl sahipleri dedi ayılar dedi. Tabi dedi kırar dedi. E doğru demiş. Ben mesela yılın 12 ayın bir ayını doğada geçiriyorum. Ama ayılar yılın 12 ayını doğada geçiyor. Yağmurda, çamurda, karda. Doğru demiş Kenan abimiz. Doğanın asıl sahibi ayılar dedi, kırar dedi. Bugün de güzel bir hava var. Sabah ben tırmandım. Sabah duman idi. Oğuzlu boyların ovaları. Benim hayatta en zevk aldığım şey dağların eteklerinde patika yollarda yürümek. Gündüz yürümek bir de gece ay ışığına daha güzel oluyor. O daha güzel hoşuma gidiyor. Evet, stüdyomuzda bulunan gençliğimde vızırt gelir tızırt giderdim. Dağ, bel, kaya, taş tutmazdı önümde ama 50'yi aşıyorum. Tabi her yolun bir sonu var derler. Evet, Karadeniz'i bir sanatçı. Yaşlandığımı anladım. Yaşlandım gerçekten. İstanbul Radyosu'nda konuğumuz gençliğimin türküsü programında. Yavaş yavaş. Devam edelim yine sohbete. Okul bittikten sonra yürüyorum. Zaten şu an kemençe dersi. Evet, bu kardan belki geçelim. Kariyer yapmak için yine okulda kalır. Bu karın altı delik herhalde altından su gidiyor. Bir batarsak. Bu minvalde gidiyorlar. Abi öyle bir düşüncemiz bah, var. Bu yoldan ayı kaymış gitmiş. Hangi okuldaydın sevgili? Buranın altı su gidiyor. Doktora bir delirirse batarız. İnşallah bir şey olmaz. Nereden ders alıyorsun şu an? Nereden ders alıyorum? O da güzel bir soru. Biz oh. Gelenler hocam, evet. Güzel Paşalçı hocam, ederimden okuyoruz ikisinde. Mutlu Torun, Sadun Aksüt, hepsiyle hem okulda arkadaşlar beraber bulunduk. Hayat etkinlikler oluyor. İyisiyle, kötüsüyle, zorluğuyla, yağmuruyla, çamuruyla, güneşiyle, karıyla, rüzgarıyla, dertleriyle güzeldir. Çocuk korosunda çalmıştım, misafir olarak gelmiştim. Siz sadece kemençe çalıyoruz ama sanat müziği olarak da diğer ustalarımızın, ustalarımızla da beraber de evet arkadaşlar, Oğuzlu boylarının benim için şahsım adına obaları. Güzel. Çünkü o insanların hani resimlerini görüyoruz. Ben yani dağlar, dağlar. Şeydim de görebilseydim ama dağlar, özgürlüğün sessiz merak çığlığıdır. Benim yaşım 23 abi. 23 yaşında olmana rağmen bu kadar güzel şeyler sığdırmışsın hayatına. Babadan olduğu için erken başladık. Ben 9-10 yaşında babamla düğünlerde çalmaya başladım. Düğün dernek bize kemençe geleneğinde meşhurdur düğünlerde çalmak. Evet, hala da devam ediyor. Düğünde çalan her yerde çalar derler mesela bizim orada. Düğün vazgeçilmezdir. En güzel melodiler, ezgiler oradan yetişir. Araştırmalarda da koranlar olsun, oyunlar tavşan olsun, var buralarda. En gelenekselini oralarda buluyoruz. Bir de yaban geçileri var. Hala sazımızı çalıyoruz. Düğün olsun, dernek Karacalar olsun, uluslararası konserler olsun. Oralara güzel bir şekilde ilerliyoruz abi. Tebrik ediyoruz. Yolun açık olsun her zaman. Biz de başarılar diliyoruz. TRT Türkü ailesi olarak. Şimdi yine Giresun, Şebin Karahisar, sevgili Emre'nin yöresindeyiz. Aziz Şeker'den alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türküyle yine bizlerle olacak. Ve ne diyecek sevgili dostlar? Arkadaşlar. Pencereden bakıver. Cümleden eyvallah. İbade ver. O beyaz kollarını.